Sizi çok kucaklıyorum. Sizi eşimle beraber, bütün ailemle, bütün İstanbul'la, bütün memleketimle kucaklıyorum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Canlarımız yanıyor. Canlarımız yanıyor. İçimiz yanıyor. Giden canlarımıza rahmet olsun. Mekanları cennet olsun. Ama size söz. O giden canlarımıza layık olmak için çok çalışacağız, çok! Sevgili canlarım, sevgili dostlarım, sevgili canlarım, sevgili dostlarım, güzel hemşerilerim, bir kardeşiniz, bir evladınız, bir yol arkadaşınız olarak depremin ilk anından itibaren hep sizinleydik, hep sizinle olacağız. Memleketimin birçok yerine gittim. Depremden sonra memleketimin birçok yerini ziyaret ettim. Karadeniz'e gittim, Trakya'ya gittim, İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya gittim. Herkese şunu söyledim. Memleketimin 11 ilinde 14 milyona yakın insanımın canı yandı. Dedim ki ey milletim, neyimiz var? Neyimiz yok, ortaya koyacağız o 14 milyon insanımızı, kendimizde maddi manevi eşitleyeceğiz dedim. Onlara memleketimin insanlarına, o 14 milyon insanımıza hep beraber el vereceğiz dediğimde, var mısınız dediğimde hepsi içinden yürek dolusu varız dedi, varız, varız dedi. Sevgili canlar, sevgili dostlarım, bu memleketin 86 milyon insanını bir gören, bir arada gören, yürek yüreğe hisseden ve hiçbir insanını birbirinden ayırt etmeyen bu cennet vatanın insanlarına layık olmak için her şeyi yapacağız. Her şeyi yapacağız. İşte böyle bir zamanda sizlerle bayramımızı, Ramazan bayramımızı kutlamak için ailece burada olmaya karar verdik. Ailece sizinle tebrikleşmek istedik. İlk defa 52 yaşındayım. İlk defa bir bayramın sabahını annemle, babamla, eşlerimle bir arada değil, evladımla ve eşimle sizin yanınıza geldik. Bütün ailem, canım annem, canım babam, git onlara ve onların gönlüne gir, onlar içini ferah tutsun, bu millet onlarla dedi. Sadece ben mi? Sadece ben değil. Şu anda deprem bölgesinde hep birlikte can canayız. Biz
Biz bu yola baş koyduk. Bu yola niye baş koyduk biliyor musunuz? Bu millet iyileşmek zorunda. Bu millet acı değil, güzel günler yaşamak zorunda. Çünkü bu millet iyi günleri hak ediyor. Her gününü bayram gibi yaşamayı hak ediyor. İşte bu bağla ve bu anlayışla biz bu bayramda hak, hukuk, adalet diyen milletin vicdanını tüm erdemiyle hisseden ve devlet insanı olarak bu memleketin demokrasiyle kucaklaşmasını sağlayacak olan, ki size selamlarını getirdim, o da kendisi de deprem bölgesinde, Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. İşte hak, hukuk, adalet diyen bu yürüyüş çok önemli bir yürüyüş. Bu bir seçim değil. Bu bir siyaset yarışı değil. Memleketin iyileşmesi için adamına göre hukuk, adamına göre makam değil. Millet için hukuk, millet için makam. Milletin evlatlarına adalet, milletin evlatlarına eşit fırsat. Sevgili canlar, sevgili Samandağlılar, benim güzel dostlarım, güzel hemşerilerim. Şurada bulunan benim o güzel çocuklarım, o gözlerin içi pırıl pırıl parlayan kızlarımız, oğullarımız, gençlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, size söz veriyoruz. Millet İttifakı'nın iktidarında size söz veriyoruz. Ben de söz veriyorum. Bu milletin evlatlarını birbirinden ayırmayacağız. Birbirinden ayırmayacağız. Bu milletin evlatlarına eşit fırsatlar vereceğiz. Bu milletin evladı çalıştığında her şey olacak. Çalıştığında Samandağ'ın, memleketimin, bu güzel coğrafyasının evladı bu memleketin her makamına gelecek. Bu güzel memleketin hepiniz onu tanıyorsunuz. Berkay'a ben mahcup olmayacağım. Göreceksiniz Berkay'a. Sevgili canlar, Ramazan ayında hep beraber dua ettik. Ramazan bayramında buraya geldik. Hızır Aleyhisselam'ın türbesinde dua ettik. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Memleket için dua ettik. Millet için dua ettik. Ramazan ayı bu memleketin her insanına bolluk bereket getirsin. Çocuklarımızın, evlatlarımızın eğitim hayatı güzel geçsin. Onlar çok güzel okullarda çok güzel eğitimler alacaklar. Biz herkesin evine aş, iş için dua ettik. Biz bu depremin yaralarını çok hızlı sarmak için dua ettik. Biz Samandağ'da, Hatay'da,
bütün deprem bölgesindeki insanlarımızın tekrar eski güçlerinden daha güçlü olmaları için dua ettik. Ama bir de şunun için dua ettik. Şunun için dua ettik. Allah'ım bize milletimizle beraber, milletimizin ittifakıyla beraber şu memleketi düzlüğe çıkartmak için bize fırsat ver ya Rabbi dedim ben. Bu memleketin suratı asıklardan kurtulması lazım. Bu memleketin her şeyi ben bilirim diyen akıldan kurtulması lazım. Bu memleketin 15 Mayıs'ta öyle düşünen bir avuç insanı evine göndermesi lazım. Buna hazır mıyız Samanda? Ayrılmayacağız. Ayrışmayacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Biz her birimizi çok seveceğiz. Bu memleketin yok Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i. Bu memleketin yok Alevisi, Sünnisi. Bu memleketin güzel Türk milleti var milleti. Bu memleketin canım bayrağı var. Bu memleketin insanı yurduna aşık. Hakkari'den Edirne'ye, Artvin'den Muğla'ya. Bu memleketin milleti, bu memleketin insanı her şeyini memleketi vatanı için verir. Onun için çok çalışacağız ve kazanacağız. Sevgili Samandağlılar, sevgili Hataylılar, sabaha kadar konuşuruz. Ama çok çalışmamız lazım. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Şimdi önümüzde kalan günleri çok iyi değerlendireceğiz. 2 gün sonra 23 Nisan. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramını doya doya kutlayacağız. Pazartesi sabahı itibariyle 24 saat 22 gün çalışacağız. Sizden de diliyor ve istiyorum ki olur ya kalbi kırık olur, hafiften kızgın biri olur. Olur ya başka bir düşüncesi olan olur. Mutlaka etrafınızdaki insanları bizim ne kadar mutlu edeceğimize dair, ne kadar güçlü bir kadromuz olacağımıza dair anlatın. Biz çok güçlüyüz. Bakın İstanbul'da çok güzel işler yaptık. Ankara'da çok güzel işler yaptık. Mansur Başkanım'ın da size selamlarını getirdim. Biz Genel Başkanımızın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde güçlü bir ekibiz. Biz kendimiz kadar sizlere, bu milletin evlatlarına güveniyoruz. Çünkü onlarla çalışacağız. Onlarla başaracağız. Böyle anlatın. 22 gün durmaksızın çalışmaya var mıyız? Sandığa coşa coşa gidecek miyiz? Hep birlikte sandıklara sahip çıkacak mıyız? Harikasınız. Harikasınız. Allah sizi korusun. Allah sizi korusun.
evladınız, kardeşiniz, arkadaşınız, size söz veriyorum. Bu memleketin düze çıkması için yuvalarınızla, çarşınızla, pazarınızla, sahilinizle, bütün maneviyatınızla, bu memleketin tarihiyle buluşmanız için bu kardeşiniz hayat boyu çok çalışacak, çok çalışacak. Depremin ilk gününden itibaren Samandağ Belediye Başkanım'la, aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanım Lütfü Bey'le, inanın, gece gündüz beraber konuştuk, çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte var olacağız. Hep birlikte. Hep birlikte var olacağız. Sevgili canlar, kıymetli dostlar, şimdi burada bugünün çok kıymetli bir insanı bizimle beraber. Bu sürecin önemli yol adımlarının taşlarında, her birinde önemli ayak izi olan bir insan. Bakın, 2019'da İstanbul'u nasıl kazandık biliyorsunuz. 2019'da seçimi elimizden nasıl aldılar, almaya kalktılar, onu da biliyorsunuz. Sonra yine mücadeleye devam ettik. Söke söke seçimi aldık. Aldık. O bir avuç insana kuvvetli bir demokrasi tokatı attı. Kuvvetli. Ha, şunu söyleyeyim. Hala kendilerine gelemediler. Hala. İşte o mücadelenin iki önemli mimarı var. Millet İttifakı'nın başından, oluşumundan bu yana. Birisi 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Diğeri de İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Sevgili canlar, sevgili dostlar, ben bugün sizlerin sayesinde, ben şimdi daha çok ev sahibiyim, öyle değil mi? Beni ev sahibi olarak kabul ediyor musunuz? Tamam. O zaman ev sahibi olarak ben Sayın Meral Akşener'i bir sloganla davet edeceğim. Siz de bana eşlik edeceksiniz. Var mıyız? Haydi bakalım. Saygıdeğer Genel Başkan'ı davet ediyorum ama şöyle. Her şey. Burada her şey çok güzel. Meral Hanım, Sayın Akşener, buyurun lütfen. Şimdi öncelikle Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi öncelikle bir saniyecik. Bir baktım, bütün erkekler eşleriyle çıktı. Ben yalnız geldim. Ben de kızımla çıktım. Evet. Bir dakika. Ben her zaman kadınlardan yanayım. Burada da Dilek'ten yanayım. Gökhan Zan, damat, Müge kızım. Ona göre kızımı mahcup etmeyin. Evet, ben başkanım anlattı derdimizi. Ben onların programına bugün Hatay'da olduğum için dahil oldum. Dolayısıyla bugün bu güzel toplantıda sizlerle beraber olmamı sağladı. Ona ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.
her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aslında Samandağ olmuş. Uzun uzun konuşma lüzum yok. Sadece Malatya'daydım. Malatya'dan selam getirdim. Aynı zamanda şimdi çok kısa bir şey söyleyeceğim. 14 Mayıs'ta gerçi Samandağ kararını vermiş ama başkalarına da anlatın. 14 Mayıs'ta inşallah bu harami düzeni hattaya göndereceğiz. Anlaşılıyor, biraz ağlaya ağlaya gidecekler. Ama biz onlara karşı adil olacağız. Onlar bize adil olmadılar ama biz onlara karşı adil olacağız. Ve 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla o sandalyeye oturtacağız. Ve 13. Cumhurbaşkanını inşallah Sayın Kılıçdaroğlu olarak 13. Cumhurbaşkanını seçeceğiz. Millet İttifakı'nın adayı olarak seçeceğiz. Son olarak bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bakın, Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız. Sayın adam Karadenizli, yerinde duramıyor. Hiperaktif. Sayın İmamoğlu'nu ve Sayın Mansur Yavaş'ı etkin, yetkili ve etkili birer başkan yardımcısı olarak onlara da oy vereceksiniz. Dolayısıyla bir şey daha rica edebilir miyim? Cumhuriyet Halk Partililer gücenmeyin de yahu bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e alabilir miyim? Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e alabilir miyim? Şöyle yapalım. Her aileden, Samandağ'da her aileden bir oy istim. Tek bir oy. Var mısınız? O zaman Gökhan'ı seçiyorsunuz. Müge'yi mahcup etmiyorsunuz. Evet, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Nice bayramlara bugünkü gibi beraberce erişelim inşallah. Ve inşallah gelecek bayrama Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımla beraber geleceğiz buraya. Şimdi acımız var. Biz müzik çalmıyoruz ama gönül gönülü olmaya geldik. Gönül gönül olmaya geldik. Hazır belediye başkanlarımız da bizimle beraber. Samandağ burada mı? O da gelsin. Yok mu Samandağ aşağıda? Ben bir uğurlama istiyorum. Şimdi Berkay'ı biliyorsunuz, bu her şey çok güzel olacak diyen delikanlı buralı. Samandağlı. Evet. Evet. Samandağlı. O geçtiğimiz yolda oturuyor. O zaman Berkay gibi bağıracağız. Bizi öyle uğurlayacağız. Tamam mı? Her şey Allah'ın izniyle olacak. Var mısınız? Haydi bakalım. Milletin güneşi İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu ve çok kıymetli eşleri Dilek İmamoğlu, Samandağlı hemşehrilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bugün çok güzeldin Samandağ. Bugün hava çok güzel. Bugün güneş çok güzel. Umudun yiğidin Ekrem İmamoğlu ve güneşin Meral Akşener bugün seninle birlikteydi. Var mısın? Onları alkışlarla, coşkuyla uğurlayalım.
15 Mayıs'ta da sizleri Ankara'ya kutlamaya bekliyoruz. Allah'a ısmarladık. Bayramınız mübarek olsun. İyi ki varsınız. Ayağınıza taş değmesin.